Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle EuroPower Enerji'yi inceleyeceğiz. EuroPower'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında geçen sene halka arzını gerçekleştirmesinin ardından 20 Nisan'da işlem görmeye başladığını, devamında da 5 dalgalık güzel bir çıkış yaparak 258 seviyesine yükselerek yatırımcısına iyi bir getiri sunduğunu görüyoruz. Devamında şu bölgede bir oba formasyonu oluyor. Oba formasyonu genelde yükseliş trendlerini sonlandırır. Yani teknik analizde bu böyledir. Burada da bu oba formasyonu çalışıyor. Yükseliş trendi bitiyor. Devamında düşüş 142'den 208 seviyesine bir düzeltme yapıyor. Düzeltmenin ardından da burada görüyorsunuz Şubat ayında başlayan ve mavi kanalda devam eden net bir düşüş hareketi. 208'den 86'ya gidiyor. %60'a yakın bir düşüş. Sene başından bugüne bakıldığında da arkadaşlar yatırımcısına en çok kaybettiren hisse %40'a yakın negatif bir getiri şu anlık sunmuş durumda. Hisse 86'da güzel bir destek oluşuyor. Tekrar 86'ya geliyor ve burada bir ikili diple tepki hareketi kısa vadede güzel bir sinyal oluşmuş durumda. Bugün de %1'e yakın düşüşle 90,50 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Şimdi buradaki kısa vadeli sinyali risk almak isteyen arkadaşlar, al satçı trade eden arkadaşlar bu bölgelerden yani 90 89 bölgelerinde alım yapması durumunda 85 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul etsinler. Buradan biraz daha garanti alım yapmak isterseniz de 86 bölgesi gelirse buradan alıp yine tepki yükselişlerinde de satış gerçekleştirebilirsiniz. Kısa vadede bizim için 98 direnci önemli olacak. Bu direncin üstünde bir fiyatlama görebilirsek bekleyip 111-112 bölgesinden satış yapacağız. Bu da kısa da bize %20'ye yakın bir kar marjı bırakmış olacak. Yine tekrar edeyim. Al satçı trade eden arkadaşlar, kısa vade işlem yapan arkadaşlar bu seviyelerden alım yapması durumunda, çünkü 86 desteği kırılırsa düşüş devam edecek arkadaşlar. 85 seviyesini burada stop loss seviyesi olarak kabul etsinler. Bu stop loss seviyesini kabul ederek buralardan yani 90-89 bölgelerinden alım gerçekleştirip 98 direncini takip ediyor. Direncin aşılması birlikte bekleyip 111-112 bölgesinden satış yapıyorsunuz. Dediğim gibi kısa da size %20'ye yakın bir kar marjı bırakacaktır. Buradan alım yapanlar ya da kademeli alım yapmayı düşünen arkadaşlar buradan risk alabilirsiniz. Özellikle fiyat tekrardan 86'ya gelirse bir kademe buradan orta ve uzun vade toplamak için söylüyorum arkadaşlar. Düşüş olursa da 76-77 bölgesinden de alım yapabilirsiniz. 2 kademe veya 3 kademe kendi durumunuza göre bu bölgelerden alım yapabilirsiniz. Hisse 98'i kırarsa şu gördüğünüz mavi kanal kırılmış olacak. Yani bu düşüş kanalı kırılacak. Bu da bizi ilk etapta 111 seviyesine götürecek. 111'in üstünde fiyatlama olabilirse arkadaşlar, bu direnci aşarsa zaten hisse burada da bir çanak yapmış olacak ki bu çanakla da birlikte bir sonraki hedefi aslında ana tren çizgisi olacak. Yani 142-143 seviyesi olacak. O yüzden kısa alanlar burada satış yapabilir, sorun yok. Ancak buradan biraz daha orta vade, biraz daha uzun vade ben tutarım diyen arkadaşlar 111'in üstüne kapanışlar görürse bekleyip 142-143 direncini takip ederek satış yapabilirler. Bu da size orta ve uzun vadede güzel bir getiri sunar. Gördüğünüz gibi %60'a yakın bir getiri elde etmiş olursunuz. EuroPower için düşüş hareketi tamamen bitti. Burada gördüğünüz gibi zaten bir ana trendimiz var. Önemli olan ana trendin kırılması. Ana trendin içerisindeki alçalan kanallar kırılırsa buradaki yükseliş ana tren çizgisine doğru sürer arkadaşlar genelde. Ama kalıcı yükseliş yaşanacaksa kesinlikle ve kesinlikle 142-143 seviyesinin üstünde günlük kapanışlara ihtiyacınız var ki uzun vadede 208 ve 258 seviyesi hedef olsun arkadaşlar. Yani EuroPower tarafında buralardan alım yapıp uzun vade, yani biraz daha bir yıl ve üzeri tutacak arkadaşlar. 142 bölgesinin geçilip geçilmediğini takip etsin. Geçilirse sorun yok. Düşüş kanalı kırıldığından dolayı yükseliş hareketi devam eder. Bu da bizi 208-258 seviyesine götürür. Burası geçilmezse şuradaki gibi bir hareket oluşur. Nasıl ki bu kanal kırılınca arkadaşlar bir tepki geliyorsa, şimdi buradaki mavi kanal kırılınca da 142-143 seviyesine doğru orta vadede bir tepki hareketi gelebilir. Bu tepki hareketi çok fazla satış olmazsa, burada çok fazla bir geri çekilme olmazsa burası kırması mümkün olabilir. Ancak buradan kuvvetli satışlar görürseniz o zaman hissede tekrardan geri çekilmeler olması mümkün arkadaşlar. O yüzden bu verilen dirençlere
kendi vade durumunuza göre dikkat etmenizde fayda var. Eurobarometre bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşça kalın.